Türkiye yaklaşık 8 ay sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Parti genel merkezlerinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın AK Parti'de genel merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını da değiştirerek yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir röportajda yerel seçimlerle ilgili umutsuzluk dalgasına dikkat çekti. Önceki yerel seçimlerde 11 büyük şehri aldıklarını belirterek bunlara Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Uşak gibi pek çok yeri ilave edeceğiz diye konuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere odaklanmak ve daha iyi hazırlanmak için evini Ankara'ya taşıma kararı aldı. Akşener'in böylelikle motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj vermek istediği belirtildi. Parti genel merkezlerinde durum böyleyken Çanakkale yerelinde de kulisler hareketli. İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçim ittifakı kurmamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Seçimin kesin kazananı algısıyla yola devam eden Cumhuriyet Halk Partisi de parti içi çekişmeler sürerken birçok isim başkan adayı olarak çıkacak gibi duruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu anda bilinmezlik hakim ancak kamuoyunda konuşulan ise önceki seçimlerde izlenen siyasi rotanın yeniden izleneceği. Çanakkale'de oy oranını artıran ve son seçimlerde bir milletvekili çıkarmaya hak kazanan İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olacak mı olmayacak mı sorusu da gündemde. Son gelişmelerde İyi Parti'nin kendi belediye başkan adayını çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığında aktif görev alan aynı zamanda Çanakkale Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili görevini yürüten Burak Kunt'un ismi kulislerde konuşulmaya başlandı sık sık Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'la girdiği tartışmalar ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından biz demiştik çıkışıyla bilinen Kunt gelecek dönemde bir ittifak yapılmadığı takdirde belediye başkanlığına aday olması bekleniyor.